Sigara bağımlı neyse, alkol bağımlı neyse şeker bağımlı da öyle. Ve şeker bağımlı sigaradan ya da alkolden daha da tehlikeli değil. Doğru eğitim verirseniz ve tedavisi olan bir şey. Bunun en bir primer ayağı kişide doğru beslenmeyi sağlamanız. Bozulmuş olan bir bağırsak florası varsa onu vermeniz. Ve çoğu kez şeker bağımlısı olan birileri biraz sorguladığınızda bir kere yedi lokmayı iyi çiğnemiyor. Bunu en iyi Temel Hocam. Onu Hızlı dinleyeceğiz hızlı gıdayı tükettiğinizde bir biçimle daha fazla hacim tüketiyorsunuz ve dolayısıyla da bir biçimde bizim mutfak alışkanlığımız biraz da yanlış. Yemekten sonra bitiyor. Şimdi tatlı mı gelecek, pasta mı gelecek, ne yiyeceğiz? şimdi. Ve dolayısıyla ödüllendirme faktörü. Bunu en iyi de garsonlar biliyor. Normal koşullara açsanız bir restoranta gittiğinizde o anda mevcut yiyeceğiniz kalori ortalama 600 kaloridir. Daha sofradan yemeğiniz kaldırılmadan hemen ne yiyeceksiniz, meyve mi tatlı mı? Parasını ödediğiniz için sofraya geldiğinde onu yemek durumunda kalıyorsunuz. Fazlasını tükettiğiniz hepsi bedende yağlanmaya dönüşüyor. Hele hele o tükettiğiniz şeker bir de mısır şurubunda elde edilmişse karaciğerin bay başına gelenlere. Dolayısıyla oradaki yağlanmayı, diğer toksiteyi çok daha fazla arttırmış oluyorsunuz. Şeker de kurtulabilir. Bunun özellikle yaratmış olduğu yan etkileri hastaya çok detaylı aktarmak lazım. Beslenme alışkanlığını değiştirmek lazım. Çiğnemeden tutun da alacağı çok çeşitli beslenmeyi ve yemek esnasında sıvı tüketmemeyi, bir biçimde yenilecek olan lokmaların iyi çiğnenmesini kavratırsanız şeker alışkanlığında bireyi arındırabilirsiniz.